Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün kripto para piyasasını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar video geçmeden önce OKEX'te %20 indirimli işlem yapmak için OKEX referans linkimden kayıt olabilirsiniz. Yorumlarda da sabit yorumda da olacak bu. Şimdi gelin isterseniz hemen videoya geçelim. Bildiğiniz şekilde kripto para piyasasında özellikle bitcoin 44 bin dolar civarına geldi. 45 binleri zorluyor hatta. Ama onunla nazaran altcoin'lerde biz çok bir yükseliş göremedik. Ve birçok insan aslında ya kaçırdık mı kaçırıyor muyuz diye sormaya başladı. Çünkü biliyorsunuz benim fikrim net yani ben yaklaşık 31 bin Dolar civarındayken 32-31 bin dolar bandındayken bir düşüş beklediğimi söylemiştim. Ondan sonra 25 bin lira düşüş gelmişti ve ben bu düşüşün devam edeceğini düşündüm yani 18-19 lira. Ancak benim beklediğim gibi olmadı. Fiyat çok hızlı bir şekilde 44 bin lira çıktı. Ben de bu yükselişin her defasında hacimsiz olduğunu, bir dikkat etmemiz gerektiğini belirttim. şimdi görüyorsunuz yani yüksek bir hacim yok. Hatta önceki boğadaki hacime bakarsanız ya yani şu andaki hani boğa demeyeceğim çünkü boğada değiliz. Hani hacimle alakası yok. Onu söyleyeyim o yüzden böyle bir tehlike var. Ya, ben de video çekmeye karar verdim. Ve videonun başında da gördüğünüz şekilde hani acele etmeyin videonun başı. Bu videoda neden acele etmemeniz gerektiğinden ve kripto para piyasasında neden ben inatla yani şu yükseliş başladığından beri risk gördüğümden bahsedeceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Bu arada şundan da bahsedeyim. ya yani burada mesela yükseldi gibi gözüküyor ama diğer altcoin'lere bakarsak mesela BNB'ye bakalım. bakalım. yükseliş yok görüyorsunuz. Ripple'a bakalım. Yükseliş yok. Adaya bakalım. Yükseliş yok. Dogecoin'e bakalım. Bakın yine yükseliş yok. Ki bu bahsettiğim coin'ler piyasanın en yüksek değerli coin'leri. Mesela Dota bakalım. Yükseliş yok. Mati'ye bakalım. Yükseliş yok. Yani net bir şekilde gözüküyor ki arkadaşlar. Altcoin'ler bu yükselişten faydalanmadı. Yani bu sebepten hani kaçırdığınız bir şey yok. İlk başta bundan bahsedeyim çünkü ben de beni izleyen insanlar da genellikle altcoin alıyor. Hani büyük yükselişlerde. Çünkü hani sermayemiz kısıtlı ve bu sebepten bitcoin almamız bizim çok lehimiz olmuyor. Ve sebepten kaçırdığınız bir şey yok. İlk başta bundan başlayalım. Şimdi gelin isterseniz tehlikelere geçelim. Ben bundan inatla bahsediyorum ama birazcık hani kulak arkası ediyor birçok insan. Biliyorsunuz Ark Invest yani Chetty bu dünyanın en zengin kadınlarından bir tanesi. En etkili kadınlarından da bir tanesi ve kripto para yatırımı um yaptığı biliniyor. Kendisi bitcoin 30-31 bin dolardayken elindeki hisseleri ve Bitcoinleri satmaya başlamıştı ve o günden bugün arkadaşlar istinadsız her gün sattı şu anda dün 33 milyon dolarıyla çok ciddi bir satış yaptı normalde bu kadar büyük satış yapmıyordu sürekli satıyor yani elindeki e, hisseleri de satıyor bitcoinleri de satıyor bu bir kere benim gördüğüm birinci risk geçtim Dün yaklaşık 5 milyar dolar piyasaya taşındı. Yani borsalar aktarıldı. Bu 5 milyar doların arkadaşlar kar realizasyonu yapmak isteyen bir kişi veya kurumdan taşındı. Tahmin ediliyor. Böyle de bir riskimiz var. Yani 5 milyar dolarlık bir coin her an satılabilir. Böyle bir risk var. Geçtim. İngiliz regülatörler bir borsa için uyarıda bulundu. Bu borsanın e, Polinex borsası bu arada bu borsa. Bildiğiniz gibi sürekli hacklenen bir borsa Justin sana ait. E, bu borsada ben de ciddi sorunlar gördüm, söylüyordum ve sizlere iletiyordum. Böyle de bir problem var. Bunu da göstermiş olalım. Geçtim. Şimdi gelelim Global ekonomiye. Global ekonomide çok büyük sorunlar var bildiğiniz şekilde e, Orta Doğu'da bir savaş var savaşa hiç değinmeyeceğim bile. Çünkü hani yayılabilir yayılamaz o benim ilgi alanı değil ama yayılabileceğini şahsi olarak düşünüyorum ki yayıldı Yemen'de ve Lübnan'da etkilerini görüyoruz. <laughs> İran dahil olur mu bilemiyorum o, onları da göreceğiz. Şimdi kripto para piyasasında biz bir yükseliş gördük bu yükselişin hacimsiz olduğunu da daha deminden bahsettim. Ve bu yükselişten altcoin'lerin pek fazla etkilenmedi. Mesela Solana gibi altcoin'ler etkilendi ama bunlar manipülatif coin'lerdi. Yani bir iki tane coin var böyle yükselen. Onun dışında yükselen coin yok. Mesela Avax'a bakalım. Geçen bu anı çok bilinenleri. Ya baktıysanız bu da yükselmemiş. Yani düştü 150 dolar 25 dolardı. Hani o yüzden kaçırıyoruz diyen arkadaşları ben anlamıyorum. Ya da bana mesela ya kardeşim sen düşecek dedim bak düşmedi diyen arkadaşları anlamıyorum. Çünkü hani altcoin'lerde zaten bir yükseliş yok. Hani Bitcoin de yükseliyor o da zaten birçoğunuz Bitcoin yatırım yapmıyorsunuz ben de yapmıyorum. E, yani bunu biliyorum. E, bundan haricinde bir hacim yok. E, çok riskli yani global bir sürü kriz var. E, bunların hepsinden bahsediyorum. Bu sebepten de neden böyle insanların davrandığını da açıkçası anlayamıyorum. E, ya sonuçta altcoin'ler yükselmiyor. Ya yani senin alacağın coin de yükselmemiş. Benim alacağım coin de yükselmedi. E, kripto para piyasasında da bir yükseliş var. Ama bu yükseliş hacimsiz. Zaten daha deminden de bahsediyorum. Ve global çapta çok yüksek sorunlar var. Gelin isterseniz başlayalım. Şimdi Çin'de bildiğiniz şekilde mortgage krizi vardı. Ya yani mortgage krizi dememiz tam doğru olmaz çünkü benziyor aslında olay ama tam aynı değil. Bir emlak krizi. Ve bu emlak krizinin boyutu arkadaşlar yaklaşık olarak 3.2 trilyon yuanlık yani 451 milyar dolar değerinde dev bir rakam. Türk ekonomisinin yarısı kadar büyüklükte bir açık var. Bu arada Çin'deki emlak sektörü yaklaşık 2 trilyon dolarlık diye biliyorum. Yanlışım olmasın 3 de olabilir. Yani tam hatırlayamadım şimdi. Ağzım 3'e de gitti ama 2 diye hatırlıyorum. 2 trilyon dolarlık bir açık var. Daha doğrusu bir sektör var. Bunun 451 milyar doları açıkta. E bu ne demek oluyor? Yani Çin'de çok büyük bir kriz var. Bu evleri satamıyorlar çünkü boş evler 3 milyar kişiye yeter deniyor. Yani tüm Çinliler, Çin'de yaşayan herkes ev almaya karar verse yine bu kadar ev satamıyoruz. Yani o kadar fazla ev var elimizde. Böyle bir kriz var. Ve bu sebepten de Çin hükümeti e tabii ki durmadı. Bunlara finansman sağlamaya başladı. Evergrande krizi mesela en büyük likitte krizi çektiğimiz şirketlerden birisi. E Bunda 451 milyar dolarlık şimdi para verecekler yani sıfır faizi kredi yani çevirsin diye yeterli mi bence etmez. Çünkü Çin'de zaten global anlamda dışlanan bir ülke fark ettiyseniz zaten Apple ve büyük yatırımlar yani Microsoft da böyle yatırımlarını Çin'den Hindistan'a yöneltiyorlar. Yani Çin'den kaçıyorlar. Ya da mesela Amerika yeni bir ekonomi zirvesi yaptı. E bu ekonomi zirvesinde mesela haberlerde de gördük. Bir açıklama yaptı, bir rota çizdi ve bu rotada arkadaşlar biz Çin'in dahil olmadığını gördük. Çin'in yerini Hindistan almış. O yüzden birçok şirket zaten Çin'den kaçıyor Hindistan'a gidiyor. E Çin'de zaten dev gibi bir finansman sorunu var e ve Çin Yuanı desteklemek için sürekli dolar satıyor. E bu da aslında ne demek? E Çin'deki kriz tahmin ettiğimizden daha büyük. Çin zaten doğru verileri de yınamıyor. Edun Mudis bunun görünümünde negatif aldı. Yani olumsuz not görünümü ne dinle ne düşürdü. E, böyle de bir sorun var. Ve burada arkadaşlar çok ciddi bir sorun var. Çin tarafında. O yüzden Çin tarafında bir kriz gelebilir. Bu kriz olası bir kripto para piyasasını nasıl etkiler yani oldu da bu kriz patladı. Kripto para piyasasını tabii ki negatif etkiler. Çünkü Çin bugün dünyanın imalat merkezlerinden birisi. Dediğim şekilde Çin'den Hindistan'a taşıyorlar ama bu taşıma tamamlanmış değil. O e yüzden Çin'de olası bir kriz, olası bir ekonomik durgunluk, olası bir iflas dalgası üretimi tabii ki etkiler. Çünkü bu şirketlerin de borç olduğu başka sektördeki şirketler var. Yani dalga dalga tüm sektörler etkilenecek ve Çin'de biz üretimin durduğunu göreceğiz. Yani ilerleyemeyecek. Çin'de bir ekonomik kriz başlayacak. E, haliyle Avrupa'ya mal gidemeyecek. E, Amerika'ya mal gidemeyecek. Bu da bir enflasyon yaratacak. E, bundan sebep de yani şu an mesela fiyasa neyi fiyatlıyor? Fed'in Mart ayına doğru faiz indireceğini fiyatlıyor. E, böyle bir şey olmaz eğer böyle bir şey olursa yani Çin batarsa. E, bunu göreceğiz. İlk başta böyle bir tehlike daha var. E, bunu da bilmemiz gerekiyor. Geldim kripto para piyasasına. Şimdi bu yükselişte bir kere hacim olmadığını biliyoruz. İkinci olarak da önceki yükselişlere ve düşüşlere baktığımız zaman net bir şekilde şu gözüküyor. Bakın mesela önceki yükseliş 19.000'den 3.000'lere kadar düşüyoruz. Ondan sonrasında 14.000'lere kadar güçlü bir yükseliş. Bakın 3.000'den 14.000'e kadar 3.500'den 14.000'e kadar güçlü bir yükseliş. Neredeyse 3x yapmış piyasa. Ondan sonra biz piyasanın tekrardan 4.000'lere kadar düştüğünü gördük. Ve en sonunda boğa başladı. Ondan sonra biz yükseldik. Geldik 63 bine. 63 binden düştük 32 bine. 32 binden bir daha bir zirve yaptık 69 lara. Bakın fark ettiyseniz sürekli ikili dip ve ikili tepe yapıp düşüyor piyasa. Ondan sonra pat diye çakıldık 16 bine. Ve şu anda da 15 bin 300 lere 15 görmüşüz en son. Hani burada bahsettik ya 3200'lerden 3500'lerden 13000'leri gördü. Yani piyasa neredeyse 3x 4x yaptı diye. Şu anda da piyasa 3x yaptı ve 45000'e geldi. Yani şu an çok benzer bir senaryo izliyoruz şuraya doğru. Ki ben bu senaryoyu izlediğimizi yaklaşık 31-32 bin dolardayken söyledim. Yani çünkü ben 31-32'ye gelince neden almadım? Çünkü şundan almadım. Ya 31-32'den de düşme ihtimali vardı buraya. Birazcık daha yükselip düşme ihtimali vardı. Ben bu riske girmek istemedim. Çünkü altcoin'lerin de yükselmeyeceğini biliyordum. Yani tüm piyasayı bir anda yükseltmek zor. Bitcoin'i tek başına yükseltebilirsiniz ama. Ve beklediğimiz gibi oldu. Yani daha doğrusu önceden olan gibi oldu. Biz bu kadar yükseleceğini beklemiyorduk açık konuşmak gerekirse. Ve piyasa 15.000'den 44.000'lere kadar yükseldi. E daha önce de buradan bakın ne demiştik biz 4.000'lerden 13.000'lere yükseldi demiştik. Yani 3x yaptı demiştik. E şu anda da 3x yaptı. E ondan sonrasında ne olmuş? Bakın çaktı, düşmüş. Çok ciddi bir düşüş. E şu anda da çok ciddi bir düşüşüm ben şahsi olarak zaten olacağını düşünüyorum. yani Benim beklentim şuradaki likiditeyi alması yani 19.000 dolara düşmesi. Oradan da arkadaşlar 100.000 dolara çıkması. ve Genellikle zaten 1.618'ine denk geliyor bu yükselişler. Ee, gördüğünüz gördüğün şekilde 1.618'e doğru bir yükseliş oluyor. Yani ben 102.000'i bin'i burada açık konuşmak gerekirse bekliyorum. Çünkü daha önceki yükselişlerde ve düşüşlerde de ikili dipler yaptığımızı görmüştük. Ki zaten dev bir yükseliş yaşamak istiyorsak hani minimum hiç yoktan 23.000'lere 24.000'lere düşmek zorundayız. Bunu da belirteyim. Bu sebepten Başlıkta da dediğim şekilde arkadaşlar acele etmeyin, panik yapmayın. Altcoin'lerin bir tarafa gittiği yok. Daha demin de size gösterdim yani piyasanın en büyük altcoin'lerini gösterdim size. Ve altcoin'lerin bir tarafa gittiği yok. E, Bitcoin'de bir yükselişi var ama bunda da bir hacim yok. O yüzden ne zaman patlayacağı belli olmayan bir bomba var burada. E bu 18 bin 19000lere bin düşerse e, tamam mesela kripto paralarda altcoin'ler çok çıkmamıştı ama Bitcoin düşerse onlar da onunla birlikte düşecek emin olun. Çıkmadığı halde düşecek. E, belki altcoin'lerde yeni dipler göreceğiz hani bu 15.000'deki dibin de dibini görüyoruz. onu söyleyeyim. Bitcoin'in 19.000'e gelmesi bunun için yeterli bir durum. O sebepten ben burada bir risk görüyorum ve uzak durduğumu açık şekilde söylüyorum. Yani panik yapmıyorum, acele etmiyorum, gerek yok. Zaten buradan düzeltme vermek zorunda. Yani düzeltme vermeden bir boğanın olması zaten imkansız arkadaşlar. Ve böyle bir durumda buradan düzeltmeyi verir. 18-19 lira ya da hadi hiç yoktan 23 olsun. Ya ben buradan alırım ki o zaman da zaten sizlere haberdar ederim. Ancak şu anlık acele etmenin bir mantığının olmadığını düşünüyorum. Ve sizlere de bunu daha demin de açıkladım. Yani altcoin'lerin bir yere gittiği yok. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.